Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce henüz olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Keyifli seyirler. İşte sosyal medya hesaplarımız. Twitch TV'de başlayan serüvenimiz YouTube kanalımızda devam ediyor. Biz neden varız, ne yapacağız? Sizin için hayvanları tanıdık, tanıttık. İlginç şeyleri araştırdık. Herkese selam. Hepimiz kedilerin meraklı ve sıcakkanlı canlılar olduğunu biliyoruz. Fakat bazen gerek sokakta gördüğümüz, gerekse evlerimizde bize arkadaşlık eden bu sevimli canlıların aklından geçenleri ya da söylemek istediklerini anlamakta zorluk yaşayabiliyoruz. Bu sebeple bugünkü videomuzda bu sevimli dostlarımızın bazı ses ve hareketlerinin ne anlama gelebileceğine dair bilgiler vereceğiz. Videoya başlamadan önce henüz olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Keyifli seyirler. Kedilerin kuyruk hareketleri dostlarımızın o anki duygu, düşünce, istek ve arzularıyla ilgili birçok bilgi verebilir. Bunlardan bazıları şöyledir. Dik ve hafifçe titreyen kuyruk. Dostumuz kuyruğunu dik tutuyor ve hafifçe titretiyorsa, yeni gördüğü bir nesne veya kişiye karşı heyecan duyuyor ya da ona karşı kendini endişeli hissediyor olabilir. Eğer bu hareketle beraber kuyruğunu yere vurur gibi yapıyorsa, bu büyük olasılıkla acı çekiyor demektir. Küçük dostumuzu hemen bir veterinere götürmelisiniz. Dik ve kabarık kuyruk. Eğer ki dostumuz kuyruğunu dik tutuyor ve kuyruk tüyleri diken diken duruyorsa, kendini tehlike altında hissediyordur. Yakınlarında bir düşman görmüş ya da tehlikeli bir durum olduğunu düşünüyor olabilir. Dik ve ucu hafif kıvrılmış kuyruk. Bu hareket küçük dostumuzun keyfinin yerinde ve mutlu olduğuna işarettir. Her şey yolunda ve hiç sorun yok anlamlarını da taşır. Serbest bırakılmış, yere değen kuyruk. Birleştirilmiş ön patiler ve yere kadar eğilmiş baş. Kediler doğası gereği avcı hayvanlardır ve avlarına yaklaşırken bu pozisyonu alarak hem avına görünmeden yaklaşmaya çalışırlar hem de saldırı anı için gardını almış durumda olurlar. Eğer sokakta gördüğünüz bir kedi bu hareketi yapıyorsa avlanıyor olabilir. Eğer bir ev kedisi bu hareketi yapıyorsa doğası gereği avlanma alıştırmaları yapıyor olabilir. Oyun oynamak için haberiniz olmadan siz yürürken ayağınızla da avlanma alıştırmaları yapabilirler. Küçük dostlarımızın canını yakmamak için dikkatli olmakta fayda var. Yarı dik kuyruk, eğik vücut ve karşıya dik keskin bakışlar. Bu şekilde duran küçük dostumuz yeni gördüğü bir nesneyi keşfetme arzusu ve çabası içerisindedir. Karşısındakinin dost mu yoksa düşman mı olduğunu çözmeye çalışıyor ve bu durumdan heyecan duyuyor demektir. Kedilerin gözleri üstün görme yeteneklerine sahiptir. Kedilerin bakışlarının bazı anlamları bulunsa da göz bebeklerinin değişmesinin temel bir nedeni vardır. Gün ışığında çevredeki ışık miktarı yüksek olduğundan
dostlarımızın göz bebekleri çizgi şeklindedir. Gece ve az ışıklı ortamlarda daha çok ışık toplamak ve daha iyi görebilmek için göz bebekleri yuvarlaklaşır. Tabii ki bunun aksine durumlar da mevcuttur. İstisna olarak kediler avlanırken ya da yeni bir şey tanımaya çalışırken yine göz bebekleri büyür. Dostlarımızın gözlerinin diğer anlamlarına bakacak olursak. Küçülmüş göz bebekleri ve yavaşça açılıp kapanan göz kapakları. Bu durum kimi zaman yorgunluk belirtisi de olsa çoğu zaman sakinim, mutluyum, huzurluyum anlamlarını taşır. Eğer küçük mırıltılar da başladıysa dostumuzun uykusu gelmiş ve uyumak için hazırlık yapmaya başlamış anlamına gelir. Dik, keskin ve sert bakışlar. Bu durum dostumuzun bir nesneye, kişiye ya da ses gelen bir noktaya dikkat kesilmesi sebebiyle ortaya çıkar. Oradan zarar gelip gelmeyeceğini ya da onun ne olduğunu anlamaya çalıştığı durumlarda görülür. Onu daha iyi görebilmek için kendini güvensiz hissediyor ya da heyecan duyuyor olabilir. Küçük dostlarımız kuyruk ve göz hareketleriyle bize birçok mesaj verdikleri gibi bunların dışında sesleri ve beden hareketleriyle de mesajlar verir. Kediler genelde insanlarla dokunarak ya da sesler çıkartarak iletişim kurmayı tercih ederler. İşte bunlara birkaç örnek. Sürtünme. Dostumuz eğer sizi tanıyorlarsa size sürtünerek sizi aileden gördüklerini söyler ve size sevgilerini gösterirler. Küçük bir okşamayla siz de ona karşılık verebilirsiniz. Eğer sizi tanımıyorlarsa bu bir tanışma isteği olabilir. Sizi tanımak ve sizinle oyun oynamak istiyor olabilir. Kafa veya burunla hafifçe dokunma. Kediler bu hareketi sadece selam vermek istediklerinde kullanırlar. Sizi gördüğüne mutlu olduğunu gösteriyor demektir. Arka patiler arasına alınmış kuyruk ve düşük bakışlar. Eğer kediniz sizi gördüğünde böyle bir hareket yapıyorsa, sizin hoşunuza gitmeyecek bir şey yapmış olabilir. Çünkü kediler suçluluk duygusu hissettiklerinde bu hareketi yaparlar. Bu hareket bazen de özgüvensiz hissettikleri durumlarda ortaya çıkabilir. Isırmak. Kediler iki sebepten dolayı sizi ısırabilirler. Eğer hafifçe ısırıyorlarsa bunu o an oyun oynuyor olduğu için yapıyor demektir. Eğer sertçe ısırıyorsa yalnız kalmak istediği ya da bir şeyden dolayı rahatsızlık hissediyor olabilirler. Miyavlama. Kediler sizinle iletişim kurmak için birkaç farklı ses çıkarabilirler. Örneğin, kısa miyavlama sadece ben buradayım anlamına gelir. Uzun ve şirin bir miyavlama sizinle oyun oynamak ya da yiyecek bir şeyler istiyor demektir. Kısa ve sert miyavlama bir şeyden rahatsız ve şikayetçi olduğunu gösterir. Yüksekte uyuma. Kedilerin doğası gereği avcı canlılar olduğunu söylemiştik. Avcı oldukları gibi düşmanları da vardır. Düşmanlarının onlara savunmasızken ulaşmasını engellemek ve acil durumlarda çevreyi daha iyi görebilmek için yüksekte uyumayı tercih ederler. Bu şekilde uyurken kendilerini güvende hissederler. Sizin de hiç küçük dostlarımızın yaptığı hareketlere anlam veremediğiniz oldu mu? Eğer varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri aktif ederek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese dostlarıyla birlikte mutlu günler dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce henüz olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Keyifli seyirler.
yeni bir köpek sahiplenmiş olan kişiler sağlık açısından daha olumlu olduğunu düşünerek ya da sadece estetik olarak daha güzel göründüğünü düşünüp estetik kaygılar sebebiyle köpeklerin kulak ve kuyruk kısımların kesilmesi operasyonuna başvurabiliyorlar. Bu operasyonlar veterinerlerin anestezi ile yapması bir yana hayvan sahiplerinin acımasızca ilkel yöntemler ile kendilerinin kestiklerini de görebiliyoruz. Kuyruk ve kulakların kesilmesinin bir nedeni vardı. Eski zamanlara ya da köy coğrafyasına baktığınızda köpeklerin kullanım alanlarının hayvan bekçiliği, çobanlar tarafından sürü koruması veya av için kullanıldığını görüyoruz. Bu gibi görevleri gerçekleştiren köpekler, diğer köpekler ya da kurt, domuz gibi yırtıcı hayvanlar ile kavga etmek durumunda kalabiliyorlar. Kulak ve kuyruk bölgeleri zayıf nokta olduğundan bu bölgelerde büyük yaralar alabiliyorlar. Hayvan sahipleri ise köpeklerin daha büyük yaralar almasına engel olmak amacıyla veterinerler yardımıyla köpeklere kulak ve kuyruk kesme operasyonları uyguluyorlardı. Fakat şehir hattında bu gibi unsurlar bulunmadığından köpeklerin kulak ve kuyruk kesme operasyonları hem köpeğin sağlığı hem de ahlaki olarak tamamen yanlıştır. Bazı kişiler tarafından kulağı kesilen köpeklerin daha iyi duyduğu öne sürülse de yapılan araştırmalarla bu durumun yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer bir yapılan araştırmaya göre kulağı kesilmemiş köpeklerin daha çok kulak iltihabı olduğu ortaya çıksa da sadece kulak deliğini kapatacak kadar uzun olan kulaklar. Bunun çözümü kulak kesme operasyonu değil, hastalık öncesi vitamin ve aşılar, hastalık sırasında ise doğru tedavi olmalıdır. Türkiye yasalarında henüz olmasa da Avrupa ülkelerinde kişinin keyfi isteği üzerine sahip olduğu köpeğin kuyruğu veya kulağı kesilmiş ya da kesilir ise ağır para cezalarına çarptırılmaktadır. Bu yüzden görevinden ihraç edilen veterinerler ve hapis cezası alan kişilerin yer aldığı davalar yaşanmıştır. Herkese dostlarıyla birlikte mutlu günler dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bunları biliyor musunuz? You
rakiplerinin banka, kredi, vade gibi problemlerle müşterilerini zora düşürdüklerini, kendilerinin ise müşterilerinin kolayca ev sahibi olmalarını sağladıklarını söylemek isteyen bu şirket oldukça tuhaf ve absürt bir reklam sloganı seçmiş. Ayrıca akılda kalıcı olmak istemiş olacak ki böyle bir reklam yapmayı tercih etmiş. Evet, şuraya da bir imza attınız mı? Artık her şey tamam. Ay, inanamıyorum hayatım. Aldık mı şimdi? Aldık değil mi? Aldık hayatım, aldık. Pardon, siz niye ağlıyorsunuz? Mutluluğunuza ortak oluyorum. Sormayın ya. Gezmediğimiz yer kalmadı. Kimi peşinat dedi, kimi banka, kimi vade dedi. Az önce annemi aradım. Sonunda aldık dedim. O da ağladı. Edesiniz o zaman ev sahibi olacaksınız diye ananızı ağlattık. Mutluluktan. Annenizi mutluluktan ağlatacak koşullar Esenora'da. Gelin Esenora'ya, şehrin içinde müstakil hayata kavuşun. Esenora, şehrin içinde müstakil hayat. Atlas Jet ve başka bir havayolu şirketi olan Pegasus, 2010 yılında bir rekabet içine girdiler. Bu rekabet sırasında ise şirketler tarafından birbirlerine göndermeli mesajlar içeren mizahi ve mizahi olduğu kadar da müstehcen reklamlar yayınlamaya başladılar. Olayların yaşandığı sıralarda bu havayolu şirketleri ne düşünüyordu ya da hangi reklam ajanslarıyla çalışıyorlardı bilinmez. Birkaç reklam sonra mizahın ucunu kaybetmişler ve oldukça da tepki toplamışlardır. İlk başta Pegasus ekonomide bile en rahat uçak koltuklarının kendilerine ait olduğunu iddia etmiş. Atlas Jet ise buna cevap olarak mizahi ve müstehcen içerikli reklamlar yayınlamaya başlamıştır. İşte bu reklamlardan bir örnek. Atlas Jet'te ilk defa uçan bazı yolcularımız biraz şaşırabiliyor. Oğlum bizi yanlışlıkla business'a oturttular. Şu koltuk mesafesinin genişliğine bak. Bizi business sandılar. Atlas Jet'te ekonomide uçarken kendinizi business'ta zannedebilirsiniz. İşte bu yüzden biz ekonomi uçuşlarımıza ekonomi plus diyoruz. Ekonomi yani ekonomik bilet fiyatları. Plus yani birinci sınıf konfor. Ekonomi plus sadece Atlas Jet'te. Yapı Kredi Bankası tarafından yayınlanan bu reklam absürt, mizahi ve bir o kadar da eleştirel mesaj barındıran içeriğiyle 2000'li yılların başında televizyonlarda yayınlanmıştır. Özgür Rehin kaldı. Sıkıldım artık senden bile yanma. Az daha kalırsan hasta kadrosundan emekli olacağım. Bırakmıyorsun ki gideyim. Peki ya, salıyorum seni. Hadi go. Stop! Şaka lan şaka! Bir yere gittin yok. Temizlik var. Ben paspasını alıp geliyorum. Ama gözüm üstünde. Buna göre. Siki. Gün gelir, sağlık giderleriniz gelirlerinizi aşabilir. Aman hazırlıksız yakalanmayın. Hemen can sağlığı sigortanızı yaptırın. Türkiye'nin her yerinde sağlık harcamalarınızı bu kartla yapın. Oh, oh! Ba. Nereye? Yoksa daha karpuz mu kesecektik? Bizden söylemesi. Fındık Tanıtım Grubu tarafından yayınlanan bu reklam ilk olarak 2000'li yılların başında televizyonda yayınlanmaya başlamıştır. Daha sonralarda gazetelerde de kendine yer bulan bu reklam müstehcen bir mesaj veren içeriğiyle de döneminde esprilere oldukça konu olmuştur. Ha 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 ha!
Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Bu inşaat firması İstiklal Marşımızdan ilham almış olacak ki firması için böyle bir isim seçmiş. Tam anlamıyla bir reklam yayınlamış olmasalar da isimleriyle viral bir reklam sergileyen bu firma listemizde olmayı... Reklam dünyası kimi zaman dikkat çekmek için mizaha, kimi zaman büyük tepkilere, kimi zaman ise geri dönüşü olmayabilen zararlı yalanlara şahit olmuştur. Eğer sizin de dikkatinizi çeken bu tarz reklamlar olduysa yorumlarda bizimle paylaşın. Videoyu beğenip bize destek olabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri aktif ederek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. İşte webde ve sosyal medyada medya ajanı.
İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce henüz olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Keyifli seyirler. İşte sosyal medya hesaplarımız. Twitch TV'de başlayan serüvenimiz YouTube kanalımızda devam ediyor. Biz neden varız, ne yapacağız?
Sizin için hayvanları tanıdık, tanıttık. İlginç şeyleri araştırdık. Herkese selam. Hepimiz kedilerin meraklı ve sıcakkanlı canlılar olduğunu biliyoruz. Fakat bazen gerek sokakta gördüğümüz, gerekse evlerimizde bize arkadaşlık eden bu sevimli canlıların aklından geçenleri ya da söylemek istediklerini anlamakta zorluk yaşayabiliyoruz. Bu sebeple bugünkü videomuzda bu sevimli dostlarımızın bazı ses ve hareketlerinin ne anlama gelebileceğine dair bilgiler vereceğiz. Videoya başlamadan önce henüz olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Keyifli seyirler. Kedilerin kuyruk hareketleri dostlarımızın o anki duygu, düşünce, istek ve arzularıyla ilgili birçok bilgi verebilir. Bunlardan bazıları şöyledir. Dik ve hafifçe titreyen kuyruk. Dostumuz kuyruğunu dik tutuyor ve hafifçe titretiyorsa, yeni gördüğü bir nesne veya kişiye karşı heyecan duyuyor ya da ona karşı kendini endişeli hissediyor olabilir. Eğer bu hareketle beraber kuyruğunu yere vurur gibi yapıyorsa, bu büyük olasılıkla acı çekiyor demektir. Küçük dostumuzu hemen bir veterinere götürmelisiniz. Dik ve kabarık kuyruk. Eğer ki dostumuz kuyruğunu dik tutuyor ve kuyruk tüyleri diken diken duruyorsa, kendini tehlike altında hissediyordur. Yakınlarında bir düşman görmüş ya da tehlikeli bir durum olduğunu düşünüyor olabilir. Dik ve ucu hafif kıvrılmış kuyruk. Bu hareket küçük dostumuzun keyfinin yerinde ve mutlu olduğuna işarettir. Her şey yolunda ve hiç sorun yok anlamlarını da taşır. Serbest bırakılmış, yere değen kuyruk. Birleştirilmiş ön patiler ve yere kadar eğilmiş baş. Kediler doğası gereği avcı hayvanlardır ve avlarına yaklaşırken bu pozisyonu alarak hem avına görünmeden yaklaşmaya çalışırlar hem de saldırı anı için gardını almış durumda olurlar. Eğer sokakta gördüğünüz bir kedi bu hareketi yapıyorsa avlanıyor olabilir. Eğer bir ev kedisi bu hareketi yapıyorsa doğası gereği avlanma alıştırmaları yapıyor olabilir. Oyun oynamak için haberiniz olmadan siz yürürken ayağınızla da avlanma alıştırmaları yapabilirler. Küçük dostlarımızın canını yakmamak için dikkatli olmakta fayda var. Yarı dik kuyruk, eğik vücut ve karşıya dik keskin bakışlar. Bu şekilde duran küçük dostumuz yeni gördüğü bir nesneyi keşfetme arzusu ve çabası içerisindedir. Karşısındakinin dost mu yoksa düşman mı olduğunu çözmeye çalışıyor ve bu durumdan heyecan duyuyor demektir. Kedilerin gözleri üstün görme yeteneklerine sahiptir. Kedilerin bakışlarının bazı anlamları bulunsa da göz bebeklerinin değişmesinin temel bir nedeni vardır. Gün ışığında çevredeki ışık miktarı yüksek olduğundan dostlarımızın göz bebekleri çizgi şeklindedir. Gece ve az ışıklı ortamlarda daha çok ışık toplamak ve daha iyi görebilmek için göz bebekleri yuvarlaklaşır. Tabii ki bunun aksine durumlar da mevcuttur. İstisna olarak kediler avlanırken ya da yeni bir şey tanımaya çalışırken yine göz bebekleri büyür. Dostlarımızın gözlerinin diğer anlamlarına bakacak olursak. Küçülmüş göz bebekleri ve yavaşça açılıp kapanan göz kapakları. Bu durum kimi zaman yorgunluk belirtisi de olsa çoğu zaman sakinim, mutluyum, huzurluyum anlamlarını taşır. Eğer küçük mırıltılar da başladıysa dostumuzun uykusu gelmiş ve uyumak için hazırlık yapmaya başlamış anlamına gelir. Dik, keskin ve sert bakışlar. Bu durum dostumuzun bir nesneye, kişiye ya da ses gelen bir noktaya dikkat kesilmesi sebebiyle ortaya çıkar. Oradan zarar gelip gelmeyeceğini ya da onun ne olduğunu anlamaya çalıştığı durumlarda görülür. Onu daha iyi görebilmek için
kendini güvensiz hissediyor ya da heyecan duyuyor olabilir. Küçük dostlarımız kuyruk ve göz hareketleriyle bize birçok mesaj verdikleri gibi bunların dışında sesleri ve beden hareketleriyle de mesajlar verir. Kediler genelde insanlarla dokunarak ya da sesler çıkartarak iletişim kurmayı tercih ederler. İşte bunlara birkaç örnek. Sürtünme. Dostumuz eğer sizi tanıyorlarsa size sürtünerek sizi aileden gördüklerini söyler ve size sevgilerini gösterirler. Küçük bir okşamayla siz de ona karşılık verebilirsiniz. Eğer sizi tanımıyorlarsa bu bir tanışma isteği olabilir. Sizi tanımak ve sizinle oyun oynamak istiyor olabilir. Kafa veya burunla hafifçe dokunma. Kediler bu hareketi sadece selam vermek istediklerinde kullanırlar. Sizi gördüğüne mutlu olduğunu gösteriyor demektir. Arka patiler arasına alınmış kuyruk ve düşük bakışlar. Eğer kediniz sizi gördüğünde böyle bir hareket yapıyorsa, sizin hoşunuza gitmeyecek bir şey yapmış olabilir. Çünkü kediler suçluluk duygusu hissettiklerinde bu hareketi yaparlar. Bu hareket bazen de özgüvensiz hissettikleri durumlarda ortaya çıkabilir. Isırmak. Kediler iki sebepten dolayı sizi ısırabilirler. Eğer hafifçe ısırıyorlarsa bunu o an oyun oynuyor olduğu için yapıyor demektir. Eğer sertçe ısırıyorsa yalnız kalmak istediği ya da bir şeyden dolayı rahatsızlık hissediyor olabilirler. Miyavlama. Kediler sizinle iletişim kurmak için birkaç farklı ses çıkarabilirler. Örneğin, kısa miyavlama sadece ben buradayım anlamına gelir. Uzun ve şirin bir miyavlama sizinle oyun oynamak ya da yiyecek bir şeyler istiyor demektir. Kısa ve sert miyavlama bir şeyden rahatsız ve şikayetçi olduğunu gösterir. Yüksekte uyuma. Kedilerin doğası gereği avcı canlılar olduğunu söylemiştik. Avcı oldukları gibi düşmanları da vardır. Düşmanlarının onlara savunmasızken ulaşmasını engellemek ve acil durumlarda çevreyi daha iyi görebilmek için yüksekte uyumayı tercih ederler. Bu şekilde uyurken kendilerini güvende hissederler. Sizin de hiç küçük dostlarımızın yaptığı hareketlere anlam veremediğiniz oldu mu? Eğer varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri aktif ederek yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Herkese dostlarıyla birlikte mutlu günler dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce henüz olmadıysanız kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Keyifli seyirler. Yeni bir köpek sahiplenmiş olan kişiler sağlık açısından daha olumlu olduğunu düşünerek ya da sadece estetik olarak daha güzel göründüğünü düşünüp estetik kaygılar sebebiyle köpeklerin kulak ve kuyruk kısımlarının kesilmesi operasyonuna başvurabiliyorlar. Bu operasyonlar veterinerlerin anestezi ile yapması bir yana hayvan sahiplerinin acımasızca ilkel yöntemler ile kendilerinin kestiklerini de görebiliyoruz. Kuyruk ve kulakların kesilmesinin bir nedeni vardı. Eski zamanlara ya da köy coğrafyasına baktığınızda köpeklerin kullanım alanlarının hayvan bekçiliği, çobanlar tarafından sürü koruması veya av için kullanıldığını görüyoruz. Bu gibi görevleri gerçekleştiren köpekler, diğer köpekler ya da kurt, domuz gibi yırtıcı hayvanlar ile kavga etmek durumunda kalabiliyorlar. Kulak ve kuyruk bölgeleri zayıf nokta olduğundan bu bölgelerde büyük yaralar alabiliyorlar. Hayvan sahipleri ise köpeklerin daha büyük yaralar almasına engel olmak amacıyla veterinerler yardımıyla köpeklere kulak ve kuyruk kesme operasyonları uyguluyorlardı. Fakat şehir hattında bu gibi unsurlar bulunmadığından
Köpeklerin kulak ve kuyruk kesme operasyonları hem köpeğin sağlığı hem de ahlaki olarak tamamen yanlıştır. Bazı kişiler tarafından kulağı kesilen köpeklerin daha iyi duyduğu öne sürülse de yapılan araştırmalarla bu durumun yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer bir yapılan araştırmaya göre kulağı kesilmemiş köpeklerin daha çok kulak iltihabı olduğu ortaya çıksa da sadece kulak deliğini kapatacak kadar uzun olan kulaklar. Bunun çözümü kulak kesme operasyonu değil, hastalık öncesi vitamin ve aşılar, hastalık sırasında ise doğru tedavi olmalıdır. Türkiye yasalarında henüz olmasa da Avrupa ülkelerinde kişinin keyfi isteği üzerine sahip olduğu köpeğin kuyruğu veya kulağı kesilmiş ya da kesilir ise ağır para cezalarına çarptırılmaktadır. Bu yüzden görevinden ihraç edilen veterinerler ve hapis cezası alan kişilerin yer aldığı davalar yaşanmıştır. Herkese dostlarıyla birlikte mutlu günler dileriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Rakiplerinin banka, kredi, vade gibi problemlerle müşterilerini zora düşürdüklerini, kendilerinin ise müşterilerinin kolayca ev sahibi olmalarını sağladıklarını söylemek isteyen bu şirket oldukça tuhaf ve absürt bir reklam sloganı seçmiş. Ayrıca akılda kalıcı olmak istemiş olacak ki böyle bir reklam yapmayı tercih etmiş. Evet, şuraya da bir imza attınız mı? Artık her şey tamam. Ay, inanamıyorum hayatım, aldık mı şimdi? Aldık değil mi? Aldık hayatım, aldık. Pardon, siz niye ağlıyorsunuz? Mutluluğunuza ortak oluyorum. Sormayın ya, gezmediğimiz yer kalmadı. Kimi peşinat dedi, kimi banka, kimi vade dedi. Az önce annemi aradım, sonunda aldık dedim. O da ağladı. Desiniz o zaman, ev sahibi olacaksınız diye ananızı ağlattık.
Mutluluktan. Annenizi mutluluktan ağlatacak koşullar Esenora'da. Gelin Esenora'ya, şehrin içinde müstakil hayata kavuşun. Esenora, şehrin içinde müstakil hayat. Atlas Jet ve başka bir havayolu şirketi olan Pegasus, 2010 yılında bir rekabet içine girdiler. Bu rekabet sırasında ise şirketler tarafından birbirlerine göndermeli mesajlar içeren mizahi ve mizahi olduğu kadar da müstehcen reklamlar yayınlamaya başladılar. Olayların yaşandığı sıralarda bu havayolu şirketleri ne düşünüyordu ya da hangi reklam ajanslarıyla çalışıyorlardı bilinmez. Birkaç reklam sonra mizahın ucunu kaybetmişler ve oldukça da tepki toplamışlardır. İlk başta Pegasus ekonomide bile en rahat uçak koltuklarının kendilerine ait olduğunu iddia etmiş. Atlas Jet ise buna cevap olarak mizahi ve müstehcen içerikli reklamlar yayınlamaya başlamıştır. İşte bu reklamlardan bir örnek. Atlas Jet'te ilk defa uçan bazı yolcularımız biraz şaşırabiliyor. Oğlum bizi yanlışlıkla business'a oturttular. Şu koltuk mesafesinin genişliğine bak. Bizi business sandılar. Atlas Jet'te ekonomide uçarken kendinizi business'ta zannedebilirsiniz. İşte bu yüzden biz ekonomi uçuşlarımıza ekonomi plus diyoruz. Ekonomi yani ekonomik bilet fiyatları. Plus yani birinci sınıf konfor. Ekonomi plus sadece Atlas Jet'te. Yapı Kredi Bankası tarafından yayınlanan bu reklam, absürt, mizahi ve bir o kadar da eleştirel mesaj barındıran içeriğiyle 2000'li yılların başında televizyonlarda yayınlanmıştır. Ya Özgür Rehin kaldı. Sıkıldım artık senden bile yanma. Az daha kalırsan hasta kadrosundan emekli olacağım. Bırakmıyorsun ki gideyim. Peki ya, salıyorum seni. Hadi go. Stop! Şaka lan şaka! Bir yere gittin yok. Temizlik var. Ben paspasım alıp geliyorum. Ama gözüm üstünde. Buna göre. Sikiye. Gün gelir, sağlık giderleriniz gelirlerinizi aşabilir. Aman hazırlıksız yakalanmayın. Hemen can sağlığı sigortanızı yaptırın. Türkiye'nin her yerinde sağlık harcamalarınızı bu kartla yapın. Baba. Nereye? Yoksa daha karpuz mu kesecektik? Bizden söylemesi. Fındık Tanıtım Grubu tarafından yayınlanan bu reklam ilk olarak 2000'li yılların başında televizyonda yayınlanmaya başlamıştır. Daha sonralarda gazetelerde de kendine yer bulan bu reklam müstehcen bir mesaj veren içeriğiyle de döneminde esprilere oldukça konu olmuştur. Thank you.
İşte webde ve sosyal medyada medya ajanı. İzlediğiniz için teşekkürler. We'll be right back.